Digital Racing'de yepyeni bir içerikle karşınızdayız. Daha önce ne YouTube'da ne de internette hiçbir şekilde görmediğiniz tarzı bir içerikle insanların gündelik otomobillerini, günlük otomobillerini yorumlayacağız. Tabii ki bu içeriğin benzer versiyonlarını farklı yerlerde görmüşsünüzdür ama yani üzerine muhabbet etmesi o kadar keyifli ki biz de bunu birazcık Formula 1 eksenine koymak istedik ve Formula 1 tarihinden ve güncel grid'den pilotların günlük otomobillerini şöyle bir değerlendireceğiz. Beğenmezsek laf atacağız, beğenirsek de ağzımızın suyunun aktığını hep birlikte göreceğiz ki muhtemelen ikincisi daha çok olacaktır. Ekibimiz bu görselleri, otomobilleri benim için hazırladılar. Ben o seçme kısmına dahil olmak istemedim, tepkilerim biraz daha doğal olsun diye hep birlikte göreceğiz ama çoğunu sizler de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum arada mutlaka sürprizler olacaktır o yüzden de heyecanlıyım açıkçası e, sürpriz olmayan efsane bir pilot ve efsane bir otomobille başlıyoruz kırmızı Honda NSX Type R ki zaten geliştirme sırasında Ayrton Senna'nın da feedback'inin geri dönüşünün kullanıldığı bir otomobil Ayrton Senna'nın çok sevdiği bir otomobiliydi fırsat buldukça da hortumuyla foşur foşur yıkardı bahçesinde Ayrton Senna ne kadar efsanevi bir pilot ise bence NSX Type-R'da o kadar efsanevi bir otomobil. O yüzden tabii ki bizden yüksek not alıyor günlük hayatta kullanmak isteyeceğiniz tarzda bir otomobil. Evet, Sherlock'lerin de kendine has bir Ferrari 488 pistası var. Özel bir üretim. Kendi yarış şeritleri var, Monaco yarış şeridi siyah üstüne. Ama bir taraftan tabii şöyle de bir durum var. Bunu dışarıda şarlökler olarak binip kullandığınızda afişe oluyorsunuz. Abi işte imza, fotoğraf falan gibi biraz kendinizi etiket haline getirme ihtimaliniz artıyor. Yakın zamanda biliyorsunuz evimin adresi açığa çıktı. Zile basıp sepetle aşağıya bir takım <gülüyor> kupalar, <gülüyor> fotoğraflar veya işte imzalar sarkıtabilir misin şeklinde talepler alıyorum. Lütfen bunu yapmayın demiş ve sonrasında da evini değiştirmişti şarlökler. O yüzden bu otomobil çok güzel bir otomobil bence. Üstüne bir de pistanın spider versiyonu. E, bence Pista zaten çok güzel bir otomobil. Ses olarak da, e, 488'in geldiği versiyon olarak da bence müthiş bir otomobil. E, Ferrari'nin e, Wonderkid'i, Ferrari'nin altın çocuğu Sherlock'ların de kendine ait Pista'ya sahip olması bence güzel. Ama siyah üstüne Monaco renkleri ne kadar güzel onu birazcık tartışabiliriz çünkü e, bu Pista'ya kırmızı çok güzel yakışıyor. Otomobilin yan tarafındaki o Ferrari armasını da ekstra ücretle alabiliyorsunuz. Listede var mı bilmiyorum biraz erken konuşmuş da olabilirim ama Otmar Safnaur'un da bir Ferrari pistası olduğunu biliyorum. Ve bir taraftan Formula bir pilotlarının gündelik hayatta kullandığı araçlar derken bazıları da şirket otomobili. Belki hani sizin alıştığınız trafikte gördüğünüz bizim alıştığımız tarzda şirket araçları değiller ama Fernando Alonso'nun Aston Martin'e transferinden sonra Aston Martin'in yeni SUV'si DBX'e geçtiğini görüyoruz. Valla güzel bir şirket aracı. E, mutlaka Alonso için içinde e, özel dokunuşlar da vardır. E, ama ben özellikle dışarıdan baktığımda e, sportif bir SUV olarak çok beğeniyorum diye bir eksi ki yani onun algısını hala kırabilmiş değiliz işte Ferrari Prosuango'ya getirecek. Hala işte ya Ferrari e, SUV yapar mı? E, i̇şin formülü bozuluyor mu, ruhu kaçıyor mu gibi de düşündüğümüz oluyor. Ama Aston Martin de bence o tarz bir marka. Kendi alanının dışına çıktığınız zaman ciddi anlamda para kazanabiliyorsunuz. Bentley öyle kendini kurtarmıştı zamanında. Porsche Cayenne de kendini öyle kurtarmıştı. Aston Martin DBX de o anlamda bakıldığında hem güzel bir otomobil bence, ben baktığımda beğeniyorum. Bilmiyorum siz belki beğenmiyor olabilirsiniz, aşağıda yorumlarınızı yazabilirsiniz. Biraz yükseltilmiş, biraz da fazla steroid kullanmış bir Aston Martin olarak dışarıdan baktığımda benim hoşuma gidiyor. Sürüşü mutlaka güzeldir zaten. Biz de ancak oyunlarda sürüşünü test edebiliyoruz. Alonso için de böyle bir şirket arabası. Yani hangi şirkette çalıştığınızdan bağımsız olarak günlük hayatımda şirketin bana şöyle bir araba verseydi dediğiniz bir otomobil varsa da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Yani George Russell tam George Russelllık bir otomobil tercih etmiş. Ben Mercedes G kasayla alakalı günden güne değişen fikirlere sahibim. Bazen baktığımda diyorum ki zengin biri tarafından size hediye edilmiş bir otomobil. Bunu en kibar şekilde böyle ifade edebilirim. Bazen baktığımda diyorum ki ya sert hatlarına rağmen çok güzel bir otomobil. Günden güne değişiyor. Bugün mesela çekime gelirken yolda gördüğümde beğenmiştim. Şu an baktığımda rengi çok hoşuma gitmedi açıkçası. E, bu Nardo gri bu arada moda oldu biliyorsunuz her otomobilde var. Bu sefer o kadar beğenmedim, George Russell'a çok fazla yakıştıramadım. Bir de yani George Russell'ın zaten şöyle bir durumu var, e, konuştuğu andan itibaren 45 yaşındaymış gibi de davranılabiliyor ya. Gidip üstüne böyle bir şey almış olması imajına e, çok, e, bu kötü imajına uygun olmuş. Halbuki genç adamsın git Mercedes'in en spor otomobili neyse bana ondan verin de onunla takıl. Yani bir de biliyorsunuz zaten bu SUV'lerden az önce de bahsettik. Araziye çıkma niyetiniz varsa yine sizin istediğinizi karşılayacak bir şey değil. Bu kaldırımda bile çok fazla gitmekte zorlanıyorlar. O yüzden George Russell'ın ki özelinde çok fazla beğenmedim. Ve dediğim gibi yani Mercedes G serisiyle alakalı, g wagonda alakalı da günden güne fikirlerim çok değişiyor. Bazen beğeniyorum, bazen beğenmiyorum. Rengiyle alakalı diye düşünüyorum. Bu griyi beğenmedim mesela. Evet. Lewis Hamilton'ın meşhur e, otomobillerinden bir tanesi. Hatta bunda kazası da var. Eğer e, kazasız, temiz, trameri yoktur falan gibi görürseniz e, otomobil satış sitelerinde inanmayın. 7 kez dünya şampiyonundan falan yazacaktır önünde ama e, bu otomobille kazası olduğunu hatırlıyorum Monaco'da. E, Paganizonda bir özel versiyonu bu arada. E, 760 Lewis Hamilton LH Edition olarak geçiyor. E, mor rengi zaten uzun zamandır işte kasklarında, kendi tasarımlarında kullanıyor. Sevdiği renklerden de bir tanesi Pagani Zonda zaten çok özel bir otomobil, çok egzotik bir otomobil ve tıpkı Lewis Hamilton'da olduğu gibi Pagani Zonda'nın da kalbinde Mercedes var. Ya kullanışlı bir otomobil mi değil ama yani bir Formula 1 efsanesiyseniz böyle otomobillere binmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Market alışverişinizde başkaları yapsın veya ona başka bir şeyle gidersiniz. Evet bu listenin ilginç maddelerinden bir tanesi Max Verstappen'in bindiği otomobil. Tabii şöyle bir durum var. Red Bull'un Direkt olarak bağlantılı olduğu e, otomobiller, markalar geçtiğimiz yıllarda hep oldu. Ama e, diğer taraftan da Red Bull'un direkt kendisi üretici olmadığı için günlük hayatlarında kullandıkları otomobillerle ilgili o kadar fazla sıkıştırma yapmıyorlar. E, şu anda şirket aracı olarak e, onun da Honda NSX'in yeni versiyonu var. Ama e, Ferrari e, SF90 e, Stradale hatta Assetto Fiorano diye özel bir Editionını e, kullanıyor günlük hayatında Max Verstappen. Şimdi Monaco'da olunca demek ki kullanılan otomobiller biraz daha oraya doğru evriliyor diye tahmin ediyorum. Monaco'da yaşayan pilotlar arasında böyle bir egzotiklik yarışı var. Orada tabii çünkü yani elinizi sallasanız egzotik otomobile çarptığı için Monaco'ya gittiğinizde elinizi sallamamanızı tavsiye ediyoruz. Ödeyemezsiniz çünkü biz de ödeyemeyiz. Kırmızı renkli bir <laughs> SF90 Stradale. Şöyle bir durum var tabii yani. Acaba Max Verstappen Ferrari koltuğuna oturdu mu? Aslında oturdu. Önümüzdeki yıllarda oturup oturmayacağını göreceğiz. Ferrari gönlünde bir yerlerde var demek ki. Max Verstappen diye ortaya böyle bir e, Twitter dedikodusu atalım. <laughs> evet işte yine efsanelerden bir tanesi. Tam olarak bahsettiğimiz şey bu. E, Mia Schumacher'in e, Ferrari'de e, yarıştığı dönemde SLS AMG'si vardı. Yani George Russell'a da bunun şu anki devamı olan e, otomobillerden bir tanesi yakışır. Yani Mia Schumacher'den beklersiniz belki görürsünüz. E, ...G-Wagon'a binmesini ee, ama o gidip spor otomobili tercih ediyor. George Russell'ın idoli bir de. Ee, o yüzden George Russell örnek alman gereken şeylere bir yenisi daha eklendi. Mia Şumayeri kendine örnek alıyorsa. Ee, Nikkele Oda'nınki de güzelmiş. 1987. E32 kasa BMW'ciler için. Ee, ezberden söylemiyorum. Ben burada okuyorum ama siz gördüğünüzde belki söylemişsinizdir. Ee, BMW e 750. Hem de Long Edition galiba. Öyle görüyorum. Nikkele Oda'yı tam bir şirket sahibi olarak görebilirsiniz. Gerçekten bir businessman gibi bir Formula bir pilotuydu. O yüzden de o ciddiyetiyle ki aileden gelen de bir ciddiyet belki aileden uzaklaşsa da gerçekten kendisine çok güzel bir otomobil tercih etmiş ve farkındaysanız riskli değil ama sağlam bir otomobil Oda'nın kariyeriyle ilgili de çok şey söylüyor diye düşünüyorum. Rengi de güzel. Vallahi buna diyecek hiçbir şey yok, eleştirecek bir şey için kendimi zorlasam bile bulamam. Biraz nostalji de olabilir tabii ki e, o dönemki otomobilleri kullanmış olanlar ya sen bir de o dönemki BMW'leri gör e, garajdan çıkmıyorduk, e, ustadan çıkmıyorduk diyebilirler belki ama görsel olarak değerlendirdiğimizde bence yine bu da e, geçer not alan hatta geçer notun çok üstünde bir otomobil. İyi bir tercih. <gülüyor> 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 Nick de Vries e, Mini Mok e, isimli bir e, özel versiyon mini kullanıyor. E, hakikaten herhangi bir çekiciliği olmayan bir otomobil. Yani evet küçük bir otomobil olduğu için bir yerlerde kullanmak anlamında size avantajlı gelebilecek milyon tane model var. Ee, onun dışında e, elektrikli modeller var. Yapabileceğiniz pek çok şey var. Yani bir Formula 1 pilotunun değil ama en azından birazcık görsel zevke sahip olan birinin gidip böyle bir arabayı tercih etmesi çok doğru değil. Çünkü bazı arabalar biliyorsunuz garip görünümlüdür ama bir çekiciliği vardır. Bunda öyle bir şey de yok. Yani size çekici gelme ihtimaline karşı bir önlem daha almış Nick DeVries. Onu da takdir ediyorum. Gitmiş böyle bir renk tercih etmiş. Yani aracın şekli hoşunuza gitse, rengi hoşunuza gitmez. Korkunç bir tercih. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi Sebastian Vettel'in de kırmızı bir Fiat 500'ü, Cinquecento'su var. Çok sempatik bir otomobil. Nick DeVries'in otomobilinin girdiği her yere aynı şekilde giriyor. Muhtemelen benzer şekillerde yakıyorlardır. Ve çok daha güzel görünüyor. Rengi de güzel. Diyecek hiçbir şey yok. Gayet tatlı bir otomobil Sergio Perez'in Bugatti Chiron'u mu varmış <laughs> tam bir aile babası arabası olduğu için Sergio Perez de çoluk çocuk ailecek annesini babasını falan da doldurup binebilecekleri oldukça hesaplı bir otomobil tercih etmiş ya belli bir yerden sonra işte yaşadığın yerle de çok bağlantılı olarak bu tarz otomobillere gidebiliyorsun. Ama işte az önce övdük. Burada yermek olmaz. E, sadece ailesi var diye Sergio Perez'i Bu ne kardeşim? E, bunun içerisinde e, doluşup e, plaja gidemiyorsunuz diye eleştirmek olmaz. Bugatti Chiron güzel bir otomobil. Ama Bugatti ile ilgili benim şöyle bir problemim var. Bilmiyorum katılır mısınız? Seviyorsanız, karşı çıkıyorsanız bu söylediklerime de mutlaka yorum yazın. Bugatti e, çok fazla özel versiyon çıkarıyor ki bunu ya yani Veyron'la kendilerini kurtardılar. Evet işte b 110 ile Veyron arası bomboştu. Ve Volkswagen grubunun onları satın almasından sonra gerçekten bu tarz özel versiyonlarla, limited editionlarla işte e, sipariş üzerine yapılan o tırnak içinde bespoke e, modellerle kendilerini kurtardılar. E, ama bir taraftan da yani özel üretim olmalarının dışında sadece bir tane üretiliyor olması bu kadar fazla para ettiğini gösteriyor. Ama diğer taraftan bakıldığında e, bazı versiyon diyeceğim tabii ama manuel kliması falan yok o anlamda söylemiyorum. E, Bugatti Chiron Sağında solunda herhangi bir isim olmadan Bugatti Chiron'da ee, en az e, Veyron kadar e, çok güzel bir otomobil bence. E, Bugatti'nin ürettiği bütün otomobiller gibi çok güzel. E, geçmişle günümüzü çok iyi şekilde harmanlıyor. Teknoloji olarak da bence çok güzel. W motor benim çok hoşuma giden bir çözüm. Volkswagen grubunun yine geliştirdiği. Onun dışında e, dünyanın en hızlı rekorlarını bir dönem ele geçirmiş ve manasız hale getirmiş bir otomobil. Ama Sergio Perez'le çok örtüşüyor ama ondan emin olamadım. Yani Sergio Perez'in imajıyla Bugatti Chiron'u çok fazla bağdaştıramadım. Ama bir taraftan da Sergio Perez şu ana kadar kazandığı parayla benim yorumuma bakmadan istediği arabayı sürme hakkına sahip o yüzden kendisini bu anlamda takdir edebilirim. Ama yani sürücüyle otomobil uyuşmazlığı hissettim birazcık bunda. Geçmişten ve günümüzden Formula 1 pilotlarının otomobilleriyle alakalı ahkam kestik. Bazılarını beğenmemeye çalıştık. İlk devri sağ olsun, beğenmediğimiz çok net beğenmediğimiz otomobiller de ortaya çıktı. Ama genellikle Formula 1 pilotları güzel otomobillere biniyorlar. Onları o kadar fazla eleştiremedik. Ee, önümüzdeki haftalarda da yine benzer içerikler. Ee, bu. Konu üzerine farklı isimlerle, benzer içeriklerle de karşınızda olacağız. Sizden tabii ki isteğimiz videoları beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz veya daha iyi olabilir dediğiniz şeyler varsa her zaman aşağıya yorum yazabilirsiniz. Biz onları okuyoruz ve çok değer veriyoruz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı ve videoları hemen izleyebilmek için, hemen yüklendiğinde haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.